Hem transfere girelim hem İsmail Hoca'nın basın toplantısı. O da hayırlı olsun imza töreni. Üçüncü dönem başladı. Hoca ilk iki dönemine göre daha özgüvenli bir tonda olduğunu gördük. İlk dönemi zaten çok heyecanlıydı. Teknik direktörle geçiş yaptığı için. İkinci dönemi sessiz sedasız tek başına bir imza töreni yapıldığı bir fotoğraf hatırlıyoruz. 1907 tribünde. İlk kez bir Fenerbahçe tribünde ben hiç hatırlamıyorum. Samandıra'da bir imza töreni düzenlendi. Özel bir alan kuruldu. İşte backdropundan hazırlığına. Başkan yönetim kurulu tam kadro. Nasıl buldun genel olarak basın toplantısı ve hocanın diline özel hazırlık yapılmasını? Ya zaten o özgüvenin ikinci dönemindeki başarısı sağlamış oldu ve bunu bu sefer net olarak hak etti. Yani ilk döneminde hatırlarsan Ersun Yanal'dan sonra böyle apar topar getirilmiş. Biraz da Aziz Yıldırım'ın şeyiydi. Yani bazen öyle sözler oluyordu ya. Futbolcular şampiyon kim yaptı kardeşim şampiyon? Biz yaptık zaten şampiyon modeli. Kimse olmasa da. Ersun Yanal'dan sonrası da ya zaten biz yapıyoruz kardeşim. İsmail de olur modeliydi. Zaten Aziz Yıldırım'ın araları çok iyi değil şu anda. Evet. Ya biraz onu şey yapıyor gerçekten. İkinci dönemindeki gelişi biraz hani hadi şeyi getirelim hani şu dereyi geçelim şeklindeydi. Onu başarınca yani ne ikinci gelişi gibi hocanın ne ilk gelişi gibi. Üçüncü gelişi zaten hani ben Jesus'u getirmemeliydiniz. Ben zaten başarmıştım özgüveniyle oturuyor orada. Doğru yanlışdan şey değil. Ben hala onun doğru olmadığını düşünüyorum yani. Ben de olsam İsmail Hoca ile ertesi sezona devam etmezdim. Ve şu anda da ben getirmezdim. O ayrı yani. Benim kendi yorumumdan ayrı söylüyorum. Hocanın bu özgüveni yaşaması da haklı ama. İkinci döneminde çünkü 21 maçlık serüvende oldukça başarılı. Ve kendi gittikten sonra da Jorge Jesus şampiyon olamadı sonuçta. Hani şey özgüveniyle oturuyor yani. Ben olmalıydım zaten geçen senenin başında da. Şimdi doğrusu oldu. Benim buradayım özgüveni var. O özgüvenle de ilk defa Fenerbahçe'nin başında olacak. Umarım pozitif yansır. Yani şimdi diğer dönemlerde daha farklı bir şeyle de karşı karşıyayız. İlk defa kendisi kadro kuracak. Yani Vitor Pereira'dan kalan kadro onun değildi. Diğer kadro da Ersun Yanal'ın kadrosuydu zaten. Unutmamak lazım. Yani sezon hazırlığı daha önce başlamıştı. Anadolu takımlarında kadro kurduğu oldu. Oldu. Başarılı ama, diyemem pek. Evet. Ama şimdi Fenerbahçe'de ilk defa kendisi kadro. İlk defa kendisi futbolcu isteyecek. Yani futbolcu tipolojisinden bahsedecek. Diyecek ki ben şu metriklerde oyuncu istiyorum diyecek. İsim vermeyecek transfer belki. Transfer konusunda aklında kalan var mı başarılı hamlesi? İsmail Hoca'nın mı? Evet. Öyle ki transfer dönemi olmadı Anadolu işte. Anadolu kulüplerinde. Yok Anadolu kulüplerinde. Yani ta şeyle şeyden ama ikinci ligden çıkarttı. Yani birinci ligden şimdiki. TFF birinci yok. Ankara Gücü'nde oynadı sanırım Süper Lig'de. Ama Konya yaptı. Konya Spor falan da var. Ama böyle Ankara Gücü'nde yanlış hatırlamıyorsam transfer tahtası kapalı kalır gibi oldu da böyle hani son anda böyle yürüyün be. Hani şey anlamında soruyorum. Transfer ettiği aklında kalıcı bir şey var mı diye. Oralar değişik. Ben o yüzden şimdi... Mesela Aykut Hoca'nın var şeyleri vardı. Benim aklımda kalmadı en azından. Aykut Hoca'nın Balkanlardan getirdiği transferler vardı mesela atıyorum Konya'ya. Evet. O tip bir şey var mı diye. Yok. Ama zaten o kadar Aykut Hoca kadar dominant gelmemişti yani. O açıdan da haksızlık etmemişti. Kısa süreli kaldı zaten. Yani, o yüzden yani şimdi İsmail Hoca da kendisini test edecek. Futbolcu isteyecek. İlk defa bir sezon hazırlığı yaptıracak Fenerbahçe. Yani kendisinin planladığı sezona giriş hazırlığını kendisinin planladığı bir giriş yapacak. Yani ilk defa benim takımın vurgusu yapabileceği bir durumdayız. O yüzden onun için de çok önemli bir sınav bu. Hani Sinan dedi ya geçmiş dönem başarısı diye bir ikinci dönem başarısı. Evet gerçekten çok güvenli bir şekilde Liman'a yanaştırmıştı ama Liman'a yanaştırırken de Slavia Prag maçları vardı mesela. ZTK maçları vardı. Oralarda mesela çok da net olarak şey diyemeyiz hoca için. Başarılı da değildi o anlamda. Kupayı alsaydı ben başarılı olurdum. Kupayı alsaydı bambaşka bir şey olacaktı. Kupasına. Kupayı alamadı çünkü yani. Jesus'un kazandığı kupadan çok daha değerli bir kupa olacaktı İsmail Hoca için. Onu çok yeni geldiği dönemde iki elemeye çıkmış oldu. Dün başkan da o vurguyu yaptı. Evet oralarda başarısız olduk ama hoca da yeni gelmişti. O döneme denk geldi tam toparlama döneminde. Kabul ederim. Ramazan Civele'nin son dakikada attığı gol yani hatırlayın Kayseri Spor elendiği konferanstaki maç. Konferanstaki elenmeyi hatırlarım çünkü Slavia orada Prag. Mesela Crespo'yu da oynatamıyordu galiba. Bazı evet. Oyuncular şeye doğru. Yazılamıyordu. O yüzden listede hani, değildi. Evet, listede değildi. Listede zaten Crespo'lu kurdu orta sahayı yani. Kendi orta sahasıyla öyle oynayamadı Prag maçlarını. Ama Türkiye Kupası'ndan elenmemeliydi. Elenmemeliydi. Neyse. Şimdi ilk defa kendi takımın vurgusu yapacak. Bundan sonra gelecek oyuncuları falan bunların hepsini ona göre değerlendireceğiz. Yani
Acaba Ali Koç yönetiminin ve atıyorum profesyonellerin belirlediği oyuncular mı transfer edilecek? Yoksa İsmail Hoca'nın net olarak ben bu tipte bir oyuncu istiyorum deyip o tipolojiye mi gidecek, oyuncu tiplemesine mi gidecek? Bunların hepsini transfer dönemi boyunca göreceğiz yani. Ve ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın genelde bizde öyledir ama bu sefer onu da söyleyeyim. Bir ilk 6 haftası, 8 haftasından sonra bakmamız gerekecek Fenerbahçe'ye. Tıpkı Okan Burun Galatasaray'a baktığımız gibi. Denemeler yapacak, yanılmalar yapacak. Bunlar ne olacak? Ve biraz böyle belki de çok şiddetli taraftarın birdenbire istediği bir başlangıç olmayacak da. Çünkü ne olursa olsun son iki sezonda da yıpranmış zihniyetli oyuncuları da toparlamakla da geçecek. Birazcık da yani İrfan'ları toplamaya çalışacak, Mert Hakan'ları belki toplamaya çalışacak. Arda Güler gittikten sonra o yerli standardını oturtmaya çalışacak. Yerli standardıyla beraber yabancı standardını oturtmaya çalışacak. Yani hep şey deniliyor, Fenerbahçe'nin eli güçlü deniliyor ama Galatasaray'da da bir yerli oyuncu sıkıntısı varmış gibi gözüküyor ama Galatasaray'ın yabancıları çok iyi. Fenerbahçe'nin yabancıları Galatasaray'ın yabancıları kadar iyi değil. Ona göre bir karma yapacak, ona göre bir transfer harekatı girecek. Edin Dzeko'yu dışarıda bırakarak konuşuyorum. Yani evet, genel orta saha ve savunma hattından bahsediyorum. O yüzden göreceğiz. Biraz böyle sıkıntılı ama kendisinin de net olarak imzasını atabileceği bir şey bekliyor. Ya kötü imza olacak bu. Yani ya okunmayan bir imza olacak ya da net hepimizin böyle vay ne güzel imzası varmış dediklerimiz vardır ya. Ya öyle bir imza göreceğiz ya da tam tersini göreceğiz yani. 2-3 çok tartışmasız oyuncu transferi planlıyoruz. İki tane şimdi bu ay yaparsak üçüncüyü de Ağustos'a yetiştiririz diyor başkan. Kent ve Ceko'nun erken olması çok değerli. Hazırlık kampında takıma hazırlanabilmesi, adapte olması açısından önemli. Ceko elimizi rahatlatacak vurgusu yaptı İsmail Hoca. Bir anda da bir sonraki transfer hamlemiz için de bizim için kolaylık. Onun haricinde Senat Kaleci sorusunu sordu. Hoca Altay'ın durumuna göre dedi. Altay gitsin diye bir şeyimiz yok. Ama Avrupa'dan bir talipler olabilir. Olursa Altay giderse... Bu şey yani, demek ya. Altay takım bakıyor. Giderse biz de alacağız. Demek. Gidemezse almayacağız mı? Evet, evet. Altay umarım oynayabileceği bir takımı seçer. Takım ismine ve takım ülke ismine bakmadan. Ben Altay'ı mesela çok Belçika Hollanda Ligi'ne çok yakıştırıyorum mesela Altay'ı. Onun için de artık doğrusu o ya gerçekten. Oraya geldik yani. Burada bakıyorum da oynadığı zaman yani. Yıpranacak. Ne bileyim Antwerp'in kalesine geçse mesela sırıtmaz yani şeyde. O Pasver falan var ya mesela. Evet. Ajax'ta mıydı? 40 yaşında olan. Pasver. Evet ya. Onlar oynuyor yani. Stekelenburg oynattılar 41'lere tabii kadar. Tabii yani. Altay için oynayabilir çok, yani, evet. Çok iyi bir hedef Hollanda ve Belçika Ligi. Ben o anlamda bakıyorum birazcık daha yani. Lüks olmadan Benelüks yani o tarafa kayması lazım menajerinin de yani. Lüks olmadan Benelüks kazanmış. Başkan bir yandan da diyor ki transferde biz Avrupa'yı da önemsiyoruz şimdi ülke puanı diye. O yüzden erken davranıyoruz. Bazı oyuncuları %15, %20 fazla vermeyi göze alacağımız yerler de olabilir. O yüzden bu sene biraz daha tüm cephanemizi harcayacağımız bir sezon olacak diyor. Hocaya hangi mevki transfer yapacaksın diye sordular. Savunma, orta saha, hücum dedi. Güzel. Savunmanın neresi ama yani? Aynen, futbolcuz yok, yani. Bu şey futbolcuz demek. Bu şey demek. Yani bu 7-8 tane net transfer gelecek demek bence. Evet. Yani 3 tane oluyor. En azından kadronun kalitesini net şekilde yukarı çekecek oyuncu diyor. Galatasaray gibi bir dönüşüme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bak Fatih Terim 2011-2012'de geldiğinde Galatasaray'ı tamamen değiştirdi. Ve ondan sonra gitti. Igor Tudor'lu süreçte Dursun Özbek belki kaymağını yiyemedi ama saha dışı bütün o kötü yöneticilik sergilediği için de vardı bu. Galatasaray bir dönüşüme girdi. 17-18'de evet. Değişti Galatasaray. Evet. Unutmayın bunu. Oradaki transferler de iyiydi. İyiydi. Doğru. Galatasaray şimdi geçen sene de değişti. Yani başarısızlığı yaşamış ve en kötü yani ilk pas hatasında ıslıklanacak bilmem ne yapacak bütün oyuncuları yolladı Galatasaray. Berkan haricinde. Evet. Çünkü evet. Berkan'ı Okan Hoca çözdü. Anladı evet. Nasıl şey yapabileceğini. O sebepten Fenerbahçe'nin de bu dönüşüme gitmesi lazım. Yani maçta olacak abi kötü maç yaşayacaksın yani. Ve maçta senin doğrudan tepkiyi bir futbolcu yani yönlen üstüne çekecek futbolculardan ve kalitesinden de emin olmadığın oyunculardan kurtulması lazım Fenerbahçe. Mesela Arao ile tekrar zor gibi gözüküyor değil mi? Jesus'u düşünmüyor mu peki? Jesus'u sevmiş yok yok haber çıktı. Jesus hiç yapmıyor musun abi değil mi? Öyle hemen arıyorlar. Ya benim izlediğim haberlerde. Arap basınında da şu çıktı Rossi ile Arao. Ama şey gibi çok şüphelendim yani. Sanki Fenerbahçe kulübünden hocam.
o kadar ekmeğimizi yedin şu ikisini bir al git gibi olmuş gibi geliyor sanki bana. Ara zaten gel veri. Rossi isteyebilir. Rossi'nin döneminde gelmedi ki ama. Hayır şey anlamında olumlu anlamda söylüyorum. Olumlu zaten. Çok, evet. Çok normal mi? Yani, tabii tabii normal zaten canım. Toşak, Baliç, Jeremy örneğini vermiştim. Evet. Ya. Yani öyle düşünün bir noktada. Ben Arağan'ın da Türkiye'deki kurguda kötü gözüktüğünü ama o kadar da kötü oyuncu olmadığını düşünüyorum. Ben de tam tersini düşünüyorum abi. Arağan'ın kötü oyuncu olduğunu Jesus sisteminde sadece iş yapabileceğini ben düşünüyorum. Flamengo'daki maçlarında mesela çok şey değildi. Ha bir sistemin oyuncusu olarak belki farklı değerlendirilebilir. Bu farklı bir şey ama ben gömüldüğü kadar böyle kötü oyuncu olmadığını düşünüyorum. Ben de ikinizden farklı olarak ortalama bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Üçünde gizleyin tarafınızı seçin. Yorumlarda bekliyoruz. Kim gibi düşünüyorsun? Ha, gitmesi lazım mı? Evet ama hani sezonu da böyle nasıl çok doğru bir orta sahayla planlaması lazım yani. Fenerbahçe. Zaten orta saha şu anda soru işareti. Arağa soru işareti. Zayt sözleşmesi bitti. İsmail Hoca diyor ki Avrupa'nın önemli liglerinden teklif vardı. Ama biz gelince fikri değişti. Biz bir konuştuk. Miha bizden biraz süre bekledi. Biz de onun düşünme aşamasını beklerken B planımız da var. Başka oyunculara da bakıyoruz orada dedi. Orada sıkıntı yok. Çünkü Zayt'sen nasıl verim alacağını biliyor. Hani beklersin Zayt'sı. Sıkıntı değil. Evet ama işte... Hani yok ama 10 gün, 2 ay süre değil de 5-6 gündür canım bu yani. Crespo'nun da 1 yılı kaldı. Evet. Ya satılacak ya sözleşmesi uzatılması lazım. İki ihtimalde konuşuyoruz diyorlar. Yani bir anda ikisi de olmayabilir. Hı-hı. Oraya da İsmail Yüksek'te girilmez yani sezona. Evet. Sadece İsmail Yüksek olacak. İsmail bekliyor. Yani şey demek lazım biraz az önce söylediğin gibi. O zaman yani Fenerbahçe'nin yabancı kalitesi Dzeko hariç Galatasaray'ın gerisinde dedik ya. Evet. Torreira bulması lazım. Evet abi. Tabii, evet tabii. Abi. Yani eğer sen Crespo'ları vesaireleri, Arao'ları satıyorsan Torreira bulman lazım. İki tane hem de. Veya Crespo'yu kendi döneminde, ikinci dönemindeki gibi yüksek performans alman lazım. Crespo'dan sadece şundan şüpheliyim abi. Bazı dönemleri gerçekten çok iyi. Ama Crespo sezona yayamıyor bunları. Yani Vitor Pereira'da da böyle oldu. İsmail Hoca'da da, Jesus'ta da. Yani. Bazı 5-10 maçı mükemmel seviyede oynuyor ama onu 30 maça yaymıyor. Yayamıyor yani ya da. O belki dinamizmini ayarlayamıyor. Bilmiyorum sebebini ama devamlılığı olmuyor. O yüzden yani ben hala bir dönüşüme girmesi taraftarıyım Fenerbahçe'nin. Mutsuz olan ve hatta seni mutsuz edebilecek, en kısa sürede bütün tepkileri üstüne çekebilecek her oyuncudan kurtulması lazım. Voley Plus'ta geçen hafta Fenerbahçe'nin kadro planlamasını, şu andaki kadro analizini yapmıştı Sinan Yılmaz. Kadro Mühendisi programını izlemenizi tavsiye ederim. Eline sağlık vallahi. Çok ufuk açan bir program olmuş. Galatasaray'ı yaptı daha önce. Yeri gelmişken onu da bir hatırlatmış olalım. Şimdi Beşiktaş geliyor. Yani böyle hafta gide gide bakacak takımların durumuna. Transfer check-up'ta oyuncu, spesifik bir oyuncu belirliyor Galatasaray ve onun üzerine ne var abi en son? Şimdi en son Livakovic, Angelino ve şey yapacağız, Zaha. Güzel. Benim güzel. Program da şey, bu lisede matematik defterinin arkasına yazardık ya kadroları. Evet. Onun geliştirilmiş hali. Evet, matematik defterine yazılır gerçekten kareli diye ya. Ya gazeteden kesersin yıldızlamayı falan böyle haftanın maçları falan. Çünkü çok keyifliydi onlar. Onu ekrana taşıdık. Doğru.